Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarını hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında açı kenar bağıntıları konusundaki üçgen eşitliği testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Örnek 1'de 4 verilmiş, 5 verilmiş, bir de x verilmiş. X'in alacağı kaç farklı tam sayı değer vardır diye soruluyor. Üçgen eşitsizliği yapacağız. Toplamlarıyla farkları arasında olacak. E burada 1 küçüktür, x küçüktür, 9 olacağından kaç tane değer vardır? Tek tek sayacağız mı? Hayır. 9 eksi 1, yani büyükten küçük çıkart. Bir de 1 çıkart. Yani kaç yapıyor? 7 tane değer olmuş oluyor. Evet birinci soru 7 oldu geldik ikinci soruya. Şimdi x eksi 1'i araya alacağız. X'in en geniş değer aralığı bulunuz diye soruluyor. O zaman x eksi 1'i araya aldığımız zaman toplamlarıyla farklar arasında. 8 artı 5 13 8 eksi 5 de kaç yapıyor? 3 yapıyor. Denkleme 1 eklersek 4 küçüktür x küçüktür 14 yaptı. 4 ile 14 arasında olacak yani x elemanı ne olacak? 4 ile 14 arasında olacak. 4 ile 14 dahil değil en geniş değer aralığı sorulduğu için bu şekilde yazdık. Cevap da 4'e 14 açık aralık şeklinde oldu. Geldik örnek 3'e. Evet bu sefer iki tane üçgen eşitliği yapacağız. Bir yukarıdakinde x'i araya aldığımız zaman toplamlarıyla farklar arasında 9 ile 1 arasında. Aşağıdakine baktığımız zaman da hocam 13 ile kaç arasında? 7 arasında olacaktır. Böyle iki tane aralık geldiği zaman ne yapacağız? Aralığı daraltacağız. Yani büyüklerde küçük olana bakacağız. Küçüklerde de büyük. Küçüklerde büyük olan, büyüklerde de küçük olana bakacağız. Evet küçüklerde büyük olan 7. Büyüklerde de küçük olan 9. Yani aralığımız 7 küçüktür x küçüktür 9 yapar. X'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Sadece 8 değerini aldığı için 1 tane değer vardır. Yani cevap 1 çıktı örnek 3'te. Geldik örnek 4'e. Bu sefer 12'yi alacağız. Şu araya alacağız. Çünkü 2 tane bilmeyen bir tane bilinen var. 12'yi araya aldığımız zaman toplamları 3x farkları da x yapıyor. Hocam büyük olan belli zaten. Mutlak değer yazmamıza gerek var mı? Yok. 2x'den x çıkarttı. X yaptı. Böyle olduğunda ne yapıyoruz? Sağlı sollu girişiyoruz. Bir sağ soldan giriştiğimizde x küçüktür 12. Bir sağdan giriştiğimizde 12 küçüktür 3x ya. 3'e böldüğümüz zaman 4 küçüktür x. İkisini birlikte düşünecek olursak 4 küçüktür x var. Bir de x de 12'den küçük oldu. X'in kaç farklı değeri oldu? 12 eksi 4 eksi 1 taneden 7 tane değer olmuş oldu. Evet örnek 4 7 çıktı. Geldik örnek 5'e. Yine araya alıyoruz şunu 16'yı. 16'yı araya aldığımız zaman toplamlarıyla farklar arasında. Yani 4x ile 2x arasında olacak. Sağlı sollu girişiyoruz. 2x küçüktür 16 ise x küçüktür 8 yapar. Buna baktığımız zaman da 16 küçüktür 4. x ise 4'e böldüğümüzde 4 küçüktür x geldi. İkisini birlikte düşündüğümüz zaman 4 küçüktür x küçüktür 8 geldi. x'in kaç farklı değeri vardır? 8 eksi 4 eksi 1 tane. Yani 3 tane değeri vardır. Evet örnek 5'i 3 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Evet x ve burası 10 verilmiş. Çevresinin alabileceği en küçük değer nedir diye soruluyor. x ve y diyelim bizden çevre isteniyor. x artı y artı 10 isteniyor arkadaşlar. 2 bilinmeyen var o zaman onu araya alalım. 10 toplamları ile farklar arasında x artı y ile x eksi y arasında olacak. Bu sefer hangisi daha büyük olduğunu bilmediğim için bu değer için aldım. Gerçi benim için burası önemli değil. En küçük tam sayı değeri isteniyor. Neyin? x artı y artı 10'un. Yani x artı y'nin en küçük tam sayı değerini bulmalıyım x artı y en küçük tam sayı değer nedir? 10'dan büyük olduğu için 11 değil midir? Evet geliriz burada yerine yazarız. 11 artı 10'dan cevap kaç yapacaktır? 21 yapacaktır. Yani örnek 6'yı da böylelikle 21 bulduk. Ve bu testle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani kazanın testinde, üçgen eşitliğinin kazanın testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.